arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Modelimize kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Bir önceki videoda buraya kadar örmüştük. En son bu sırayı tamamladık. Şöyle göstereyim. Burada bırakmıştım. Bu sırayı tamamlayalım demiştim, bırakmıştım. Şimdi birleştirmeyi yaparak bir üst sıraya geçelim. 3 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz burada 1 ve 2. trabzanın üzerindeki yuvaya batarak birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir. 1 doladım. Bir sonraki yuvaya batıyorum hemen. Şöyle. Zincirle birlikte 2 trabzan. Sırayla her birine batıyorum şimdi. 3, 4, 5. 5 tane olunca tekrar tığımızı bir doluyoruz. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Önce bir ilmek, sonra iki ilmek alıp tığı da bırakıyorum. 6. trabzanı yapmış olduk ve son yuvaya batıyoruz. Bir ilmek, iki ilmek aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birlikte topluyorum. Yine başta ve sonda bu şekilde eksiltme yapıyoruz. Toplamda 2, 4, 6, 7 tane zincirle birlikte 7 tane trabzanımız olacak. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doluyoruz. Şu ikişerli trabzanların arasındaki boşluğa giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar 2 trabzan daha yapalım. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir kez doladık. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Bir trabzan, iki trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir doladık. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımızı bir kez doluyoruz. Geliyoruz. Şimdi alt sıradakiler 2 trabzanı birlikte topladık. Bunun üzerine batıyoruz. Bir trabzan olarak düşünüyoruz burayı artık. Şöyle bir trabzan yapıyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. Tığı bir kez doladım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Yine aynı şekilde önce bir ilmek, sonra iki ilmek aldım ve tepesini birlikte kapattım. İki tane trabzanı yapmış olduk. Şimdi sırayla her bir yuvaya batarak devam ediyorum. 3, 4, 5. 5 tane yaptıktan sonra 6 ve 7. yaparken de yine 3. ilmeği çekmeden yapıyoruz. Sonra 3 ilmeği birden kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir doladık. Şurayı tekrar yapalım. İkişerli trabzanların arasına giriyoruz. 1, 2, 1, 2, 3 tane zincir. Aynı boşluğa tekrar 1, 2 trabzan. Ve 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir kez doladık. Bir sonraki boşluğa geçtik. 1, 2, 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Tekrar trabzanların tepesine geliyorum. 1, 2 çektim, bıraktım.
Bir, iki çektim, bıraktım. Şimdi üçünü birlikte kapattım. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Dört, beş. Beş tane yaptıktan sonra yine son iki tanesini tepesini birlikte toplayarak kapatıyoruz. Evet. Bir, iki, üç tane zincirimizi çekelim. Bu şekilde bir sıra daha dolanıyoruz arkadaşlar. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Bir üstte yine birlikte geçelim. Bir sırayı daha tamamladık. Başlangıç noktasına kadar geldik. Şimdi yine 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve birleştiriyoruz. Tekrar 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Şimdi alt sırada 7 trabzan yapmıştık. Bu sırada da 5 trabzan yapacağız. Yine başta ve sonda 2 trabzanı tepesini birlikte çekerek birleştirme noktasında bu işlemi yapamıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. 2 trabzan oldu zincirle beraber. 3, 3 tane yaptıktan sonra dördüncüyü bu şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Önce 1, sonra 2 ilmek alıp tığda bıraktık. Yine üçünü birlikte kapattık. 1, 2, 3 tane zincir. Bir kez doluyorum. Şimdi ikişerli trabzanların arasındaki boşluğa giriyoruz. 1, 2 trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar. 1, 2. 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığımızı bir kez doluyoruz. Ortadaki 6 zincir çektiğimiz boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir doladık. Yine ikişerli trabzanların arasına giriyorum. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Doladık. Aynı boşluğa tekrar 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Ve tekrar 3 tane zincir çekerek buradaki trabzanların üzerine geliyorum. Önce 1 ilmek aldım, sonra 2. Tığımı doladım. Bir sonrakine batıyorum. 1, 2. Şimdi 3 ilmeği birlikte kapattık. 2 trabzanı yapmış olduk. 3. trabzanı normal bir şekilde yapıyoruz. 4 ve 5'i yine tepesini birlikte toplayarak yapıyoruz. Bir, iki, üç tane zincir. Bir kez daha yapalım burayı. İkişerli trabzanların arasına girdik. Bir, iki. Bir, iki, üç. Tekrar aynı boşluğa. Bir, iki. Bir, iki. 3 zincir. Ortadaki büyük boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir. İkişerli trabzanların arasına giriyoruz. Birinci trabzanımız. İkinci trabzanımız. 1, 2, 3 tane zincir ve tekrar
1 ve 2. 1, 2, 3 tane zincir. Yine geldik trabzanlı bölüme. Birinci trabzanı yapıyorum. Üçüncüyü çekmedim. 1, 2 çektik. Üçüncüyü birlikte çektik. 2 tane trabzanı yapmış olduk. 3, 4 ve 5'i yine birlikte kapatıyoruz. 1, 2, yani 4 ve 5. 3 ilmeği birden aldık. Tekrar 3 zincir çekiyoruz ve aynı işlemleri tekrar ederek başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet, bir kez daha dolanalım şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Şimdi tekrar bir üst sıraya geçiyoruz. Artık son sıraya geçiyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde döndük. Ve 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Evet. Birleştirelim arkadaşlar. Şimdi 3 zincirimizi çektik. Yine bu 2 trabzan üzerindeki yuvaya batarak birleştiriyorum. Şimdi 5 trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Burası son sıramız olacak. 3 tane zincir çekiyoruz. 3 trabzanı tepede birlikte birleştiriyoruz burada. 1, 2 ilmek çekip tığda bırakıyorum. Üçüncüyü de aynı şekilde yapıyoruz. Önce bir ilmek, sonra iki ilmek. Hepsini birlikte kapattık. Bir, iki, üç tane zincir. Evet, bir doladık. Şimdi ikişerli trabzanların arasına giriyoruz. Bir, iki, iki tane trabzan. Bir, iki, üç tane zincir. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. 1 2 1 2 3 tane zincir. Şimdi ortadaki şu oluşturduğumuz 6 zincir çekerek oluşturduğumuz boşluğa batıyoruz. Yine 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 trabzan. 1 2 3 tane zincir. Tekrar giriyorum aynı boşluğa. 1 2 3. Bu sefer 3 tane trabzan yaptık. Tekrar 3 tane zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu tarafa doğru 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İkişerli trabzanların arasına giriyorum. 1, 2. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa giriyoruz. 1, 2. 1, 2, 3 tane zincir. Ve trabzanların üzerine geliyoruz. Yine buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Tığımızı doladık. Önce 1 ilmek, sonra 2 ilmek. Üçüncüyü çekmedik. Tekrar doladık. Aynı şekilde önce 1 ilmek, sonra 2 ilmek. Tekrar doladım. Ve bir tane daha aynı şekilde trabzan yapıyorum. Şimdi 4 ilmek var tığımda. 4 ilmeği birden çekerek kapatıp bu şekilde sivri bir hale getiriyoruz. Ve 1, 2, 3 zincirle tekrar diğer tarafı yapacağız. Şöyle göstereyim tekrar ne yaptığımızı. Bir kez daha tekrar edelim. 3 zincir. İkişerli trabzanların arasına girerek 2 tane trabzan. 1, 2. 1, 2, 3 tane zincir tekrar. 1
ve 2. 1, 2, 3 zincir. Şimdi ortadaki 6 zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz. 1, 2, 1, 2, 3 zincir tekrar. Bu sefer 3 tane yapıyoruz trabzanı. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 1, aynı boşluğa. 2, 1, 2, 3 zincir. Diğer ikişerli grubun arasına giriyoruz. 1, 2 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 1 ve 2 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bir kez doladık. Birinci trabzanı yaptık. Yine dediğim gibi önce bir, sonra iki alıyorum. Üçüncü çekmiyoruz. Üç tane trabzan yaptıktan sonra hepsini birden kapatıyoruz. Evet, burası da son sıramız, aynı zamanda bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim yine. Son sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktasına geldim yine. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tam şu sivri noktaya batarak birleştiriyoruz sivri noktadan. Bir tane de zincir çekelim. Ve ipimizi keselim oradan. Evet, şimdi bir şey itiraf edeyim. Modele kare olarak başladım ben. Kare yapacaktım. Bir yerde hata yaptım. Hata yaparak bu motife dönüştürdüm. Daha sonra bunun karesini yapacağım. Şöyle, bu da gayet güzel oldu ama. Fazla ipimizi trabzanların aralarından biraz daha yürütüyorum. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi tamamını keselim. Ortayı kesmiştik zaten. Şöyle ütülediğimizde tabii daha güzel duracak. Sekizgen köşeli bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, sekizgen köşeli bir motif elde ettim. Dediğim gibi şu yıldız gibi görünen kısım aynıydı. Şu köşeler farklı olması gerekiyordu. Şöyle 1, 2, 3, 4. Evet, 4 köşeli şu kısımlar. Yani biri bu şekilde, biri bu tarafı farklı zincirli şekilde olacaktı ve kare olacaktı. Ama ben hata yaparak aynı şekilde örmeye devam ettim. Ama bu şekilde de gayet güzel oldu. Şimdi motifi birleştirirken ne yapmamız gerekiyor? Bu aynı ip, aynı tığ, aynı marka iplerle örerseniz aslında geniş bir model, motif. Boyutunu hemen şöyle vereyim. Tek parça yapmak isterseniz, yani tek parça yapmak isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Etrafına komple bir sıra sık iğne gidebilirsiniz. Şöyle bakalım. Evet, 20 santimetre çapı var modeli. 20 santimetrelik bir çapı var. Daha ince iplerle örerseniz daha küçük olur. Eklemek için de bu köşeleri kullanacağız arkadaşlar. Şöyle her bir köşeden, boşluklardan ekleyerek daha büyük modeller yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Baklava dilimi şeklinde yapabilirsiniz. Evet, kare yapamayız. Kare kare yapamayız ama yuvarlak baklava dilimi şeklinde bütün birleştirerek uç kısımları sarkan bir yatak örtüsü yapabiliriz yine. Şu şekilde. Böyle tek parçada kullanabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir.
Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşça kalın.